Bugün kazanmak istediğimiz ama aynı zamanda da bütün takımdaki az süre verdiğimiz arkadaşlarımızı da kullanmak istediğimiz bir maçtı. Maçın son çeyreğinde özellikle iyi mücadele ortaya koyduk. Ben bu maçta açıkçası biraz az oynayan oyunculardan bir adım bekledim ama gelmedi maalesef. Yine her zaman takıma katkı veren abilerden o katkıyı aldık. Yani genç oyuncular için zaman daralıyor. Ellerine geçen fırsatları maalesef bu maçta da harcadılar. Ve ben onlara güvenmeye devam edeceğim ama onların kendine güvenmeye başlamaları lazım. Onun dışında Bahçeşehir'i kutluyorum. Zaten çok iyi bir takım. Onlara da ligde başarılar diliyorum. Biz şimdi 2-3 gün dinlenip önümüzde çok kritik bir Yalova maçı var. O maça bakacağız. Teşekkür ederim. Soru herhalde yoktur. Kolay gelsin. Maçın kırılmanlarında gerekli direnci gösteremedik. Tabii Bahçeşehir'i de burada kutluyorum, tebrik ediyorum önündeki maçlar için. Bizim için önümüzde şimdi Yalova maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Bugün bizim için kupa önemli. Önemliydi. Bugün de çok ciddi bir rakibe karşı oynadık. Maça da çok iyi başladık. İlk 3 periyot oyunu iyi domine ettik. İyi paslaştık. Savunma anlamında iyiydik. Ama son periyot biraz oyun disiplinden koptuk. Geri dönüşe izin verdik. Ama maçın sonunda tekrar iyi bir reaksiyon verip kazandık. Çok mutluyuz. İyi bir başlangıç yaptık. Buraya gelirken de hedeflerimizden biri de kupaya ilk önce finale kalıp sonra kupayı almaya çalışmaktı. Onun için bugünkü ilk maçta da iyi bir direnç gösterdik ve kazandık. İyi bir başlangıç yaptık. Şimdi önümüzde Akisar maçı var. O maçı da kazanıp finale kalmak istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Selçuklu Belediyesi'ni de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Özellikle son periyotta iyi bir geri dönüş yaptılar. Zaten ilk takımlar durumlarından da, ligdeki durumlarından da belli. Dediğim gibi tekrar takım arkadaşlarımı, staff'ı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maç için, Akisar maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız. Herkese tekrar teşekkürler. We came here to for sure to win. It was extra motivation for us to play against the home court team. Buraya kazanmak için geldik. Bizim için de ev sahibiyle oynamak ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. We knew won't be easy. I didn't like what I heard like Selçuklu, they will not fight for the cup or, you know, we try to stay focused, and we see there two foreigners, they try 100% to win the game, so it was one real battle. Kolay olmayacağını biliyorduk. İşte Selçuklu'nun da diğer bazı takımlar gibi hani kupaya çok asılmayacağını duyumlarını almıştık ama bakarsanız iki Amerikalı oyuncusu %100'ünü verdiler. For me it was one test because I came here few days after Selçuk beat us in Istanbul, and I wanted to see the level of the difference between that period and this period, and for me today was a very good test, and I'm happy I see some improvement, but we still missing main guards, and this, like I said before, we cannot play 40 minutes in the level I want. Ben ilk buraya geldiğimde de Selçuklu'ya kaybetmiştik. Ben geldikten sonra da benim için bu bir testti. İşte geldiğimden beri tekrardan takımımı hangi seviyeye geldiğini görmek için benim için önemli bir testti ve geldiğimiz seviyeden bir nebze memnunum ama yine de eksiklerimiz var. Point guard'ımız ve Ceyhun eksik. Yine de 40 dakikaya yaymamız gerekiyor iyi oyunu ama improvement, yani ilerlemeye devam ediyoruz, yol almaya devam ediyoruz. About the game, we relaxed. We were thinking a little bit maybe the next day. I tried to rest some players for tomorrow, but the game didn't help us. We had some problems, but on the crucial moment, we played very good defense. Last 5 minutes, when they came back to 4 or 5 points, we played very good defense with some of our players, and on the end, we won, and this was important.
Maç içinde de özellikle 15-20 sayı farkla yakaladıktan sonra oyun içinde bir oyuncularımız da doğal olarak ister istemez gevşeme oldu. Bu gevşemeden dolayı da işte yarın da maçımız olduğu için rotasyon da yapmak zorundaydım. Ama maçın sonunda bizi yakaladıktan sonra bile son 5 dakika iyi savunma yaptık. Tekrar maça döndük ve iyi savunma yapıp maçı kazandık. Evet. That's all. Tomorrow we have another game. We have to prepare and hopefully to be in the final. This is the reason we come here. Sonuç olarak yarın bir maçımız daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp finale çıkmak istiyoruz. Zaten buraya geliş amacımız da finalde yer almak.